Evet değerli arkadaşlar, yine çok güzel bir parselin tanıtımını yapacağım. Toplamda 2100 metrekare, hemen dibine kadar taksiyle ulaşımın olduğu, köy yerleşimine çok yakın mesafedeyiz. Hemen köy yerleşimi şurada. Akabinde buradan da önümüzdeki köyü de gören çok güzel bir açık manzaraya sahip. Arkadaşlar müthiş bir ova manzarasına sahip görüyorsunuz. Hemen yanımızdaki komşumuz, bakın arkadaşlar, burada bir yapı var. Yanında da bir küçük ev yapmışlar. Şimdi parselimizin içerisine giriyoruz. Parselimizin bakın sınırları belli. Yanında çok büyük bir, çok güzel bir üzüm bağı var. Parselimizin içerisindeyiz. Parselimizde meyve ağaçları var. Arkadaşlar burası bir meyve bahçesi. Öyle söyleyeyim. Şimdi içine gireceğim. İçindeyim şu anda. 2100 metrekare arkadaşlar. Etraf gerçekten her yer meyve bahçesi. Bağ, üzüm bağı. Bakar mısınız şu arkaya? Şöyle göstereyim. Her yerde bağlar, badem bahçeleri, ceviz bahçeleri müthiş. Yani burası Konya güney sınır. Konya'nın en verimli, en sağlıklı, en güzel, harika topraklarına sahip ilçesi güney sınır. Burası Konya il merkezine 1 saat, güney sınır ilçe merkezine 15 dakika. Güney sınırın en gelişmiş, en güzel, en harika, en pahalı ve en zengin köyü burası arkadaşlar. 4 tane cami var bu köyde. Bu köyde Seç Market var, benzin istasyonu var, bakkalı var, ilkokulu, ortaokulu, sağlık ocağı, nalburu. Aklınıza ne gelirse bir kasaba burası, büyük bir kasaba. Yani buraya bir küçük ilçe diyebilirsiniz. Şimdi arazimizin içerisine giriyorum arkadaşlar. Arazimiz içerisinde farklı farklı meyve ağaçları var. Mesela burada çok güzel bir ceviz ağacı var ve şöyle göstereyim. Bakın cevizler de şu an dalında oluyor. Evet, bakın. Cevizler hep dalında arkadaşlar. Buraya gelip toplayabilirsiniz cevizlerinizi. Bakın. Yine burada. Evet, ceviz var. Burası badem ağacı. İçinde oldukça fazla badem ağacı var. Birazdan alt tarafa ineceğim. Şimdi içerisindeki cevizleri göstereyim. Bakın burada bir ceviz ağacı daha. Hemen burada bir ceviz. Arkadaşlar bakın. Üzerinde meyveleri vesaire her şey var. Bu ağaçlara bakımlı. Şöyle gösteriyorum. Devam ediyorum. Bakın. Cevizleri görüyorsunuz. Çok güzel bir bahçe burası. Arkadaşlar şimdi bahçeye arkamı dönüyorum. Ön tarafa devam ediyorum. Diğer ağaçlar badem, çağla badem arkadaşlar. Badem ağacı. Bakın şöyle. Badem ağaçları ve ceviz ağaçlarıyla yoğun bir meyve bahçesi burası. Badem ağacı. İki tane ceviz. Bir ceviz. Bir ceviz daha böyle. Evet, şu anda içerisinde tarama yapmış olduğumuz bahçe tamamen bize ait. Bakın burada bir ceviz. Burada çok güzel bir ağaç daha. Badem ağacı. Badem, badem. Yine ceviz. Gösteriyorum. Bakın ceviz, meyvesi üzerinde cevizler, yine ceviz. Yani ceviz ve badem ağrıtı gerçekten çok güzel bir bahçe burası. 2100 metrekare, hemen yanımızda ev, bakın bacası bile var. Burada büyük ihtimal soba kullanılıyor. Etrafı göstereyim, şu an güneş tam tepede. Bu görmüş olduğunuz alan arkadaşlar, tarama yapmış olduğumuz alan. 2100 metrekare meyve bahçesine ait. Öyle söyleyeyim, gerçekten çok güzel meyve bahçesi. Köye yakın. Araçla dibine kadar ulaşım imkanı var. Ve muhteşem ova manzarası var. Arkadaşlar görüyorsunuz şöyle. Sınırlarını geziyorum. İçerisi yoğunlukla badem ve ceviz ağaçlarından oluşuyor. Her tarafını gezeyim. Size her tarafını göstermek istiyorum. Tabi alan kişi biraz daha bakım yaparsa bu ağaçların verimi biraz daha fazla olur. Bakın burada bir ağaç var. Çok güzel, bakın şu gövdeyi vesaire görüyorsunuz. Bakın yine ceviz. Ceviz var. Şu görmüş olduğunuz ağaçları badem ağacı. Evet arkadaşlar, videoyu bitiriyorum. 5 dakikalık beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim.
Bu güzel meyve bahçemiz Alıcı için hayırlı ve uğurlu olsun diyelim.